LGS'ye son 197 gün hayallerimize kavuşmamız için hala yeterince çok ciddi süremiz var. 200 gün var yani deyim yerindeyse. Günde 10 soru çözsek 2000 soru çözmüş oluruz. Günde 100 soru çözsek 20 bin soru çözmüş oluruz. Dolayısıyla çok iyi çalışalım ve inşallah hayallerimize kavuşalım. Günün sözüne baktığımızda bugün yaptığınız şey tüm yarınınızı iyileştirip geliştirebilir demiş. Gerçekten çok doğru. Yani bugün yaptığımız küçük bir test çalışması, yaptığımız küçük bir soru soru çözümü veyahut hatta yaptığımız herhangi bir konu çalışması gelecekte bize çok büyük avantajlar sağlayabilir. O yüzden bir soru bile, bir bilgi bile çok çok değerli. Yani sonuçta size 2020 LGS'de mesela abilerinize bir soru sordular. Bu soruyu yaptılar ve hayallerine kavuştular. Matematikte, fende birçok soru gerçekten yapıldığında Türkçe'de, inkılap tarihinde, dinde, İngilizce'de sizi hayallerinize ulaştırıyor. Dolayısıyla esasında sıkı sıkıya çalışıp başarmamız lazım. Günün yorumuna baktığımızda Yusuf Taala 818 beğeni almış. Tebrikler Yusufçu. Bakalım ne demiş. Matematik sorularını özür dilerim. Matematik yeni soruları nasıl kolay çözebiliriz demiş. Okullar kapalıken konuları kendimiz mi çalışmalıyız demiş. Ek soru hocam hep böyle iki soru mu alacaksınız? Şimdiden teşekkürler demiş. <laughs> Güzel ama bu soru olmuş. Evet hep iki soru alacağız çünkü bazen geçen seneden belki izleyenleriniz varsa bilirler. Bazen 38 40 tane soru olurdu biliyor musunuz? Çok fazla soru geliyordu. Biz de ikişer ikişer giderse daha iyi olur dedik. Şimdi birincisi arkadaşlar Matematik yeni sorular dediğimiz sorular esası sınavda çıkan bildiğimiz sorular. Yani üstüne bir bilgi olan ardından da belli bir düşünme gerektiren, belli bir yorum gerektiren, esasla belli bir hikaye dayalı sorular. Ama özünde temel şeyleri soruyorlar. Fakat sorunun okunma süresi, sorunun zorluğu, sorunun dikkat gerektirmesi bazen bizi gerçekten hayatımızdan bezdiriyor. Ya yani böyle olmaz olsun diyoruz. Peki bununla alakalı yapmanız gereken şey her zaman söylüyoruz. Bir kez daha söyleyeceğiz. Okullar kapalı ki çalışacağınıza dair de mükemmel bir haberimiz var. Bunu zaten duymuşsunuz ama bir kez daha söylemek istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar matematikte yapacağınız şey bütün dersler için geçerli ama bilhassa matematikte bu çok daha önemli. Önce temel seviyede başlayacaksınız. Yani iki artı ile başlayacaksınız. Bak burada ne demiş? 0,5 çarpı 0,5 çarpı 0,5. Böyle bir soru çıkar mı LGS'de? Çıkmaz. Son orta seviye soruya geçeceksiniz. Böyle bir soru çıkar mı? Çıkabilir. Yani biraz daha zor çıkabilir. Ama temel seviye soru gelmiyor. Ama bunu da çözebilmen için yani sınav tarzı soruyu çözebilmen için önce bu tarz soruları görmen lazım. Yani direkt buradan başlarsan yapamazsın. O yüzden önce temel seviye, sonra orta seviye, sonra sınav tarzı sorular. Sınav tarzı soruları da hemen bir anda çözemiyorsunuz. Önce bir soruya bazen 10 dakika veriyorsunuz. Bazen cevap anahtarına bakarak, soru çözümüne bakarak, karı kodu izleyerek yapıyorsunuz. Zaten bizlerin de size en büyük katkısı karı kodu izleyerek soru çözmenizi sağlamak. Ve bu karı kodları okutaraktan soruları çözdüğünüz zaman bizim kitaplarımızda bir daha tekrar online olarak da çözebiliyorsunuz. Yani önce çözdüğün soruyu sonradan sana hata kutusu olarak veriyor. Ya ben bu zamanda şu soruda şu soruyu çözememişim. Çözümünü izlemişim. Aradan da bir bir ay geçti bakalım şimdi çözebiliyor muyum diyebilirsiniz. Ve bu şekilde bu soruların üzerinden üstesinden geleceksiniz. Peki burada yapmanız gereken ikinci şey ne? Okullar kapalıyken konuları kendiniz mi çalışmalıyız? Arkadaşlar okullar Kapalı da olsa açık da olsa sınav günü siz yalnız başınıza sınava gireceksiniz. Ve sınav günü tek başınıza olduğunuz zaman çok güçlü olabilmek için şimdiden sıkı sıkıya çalışmanız lazım. Tabii ki bizlerse size Tonguç Akademi olarak hem EBA üzerinden hem YouTube üzerinden her gün çılgınlar gibi kamplar yapacağız. Hatta şimdi çok mükemmel bir sürprizimiz daha gelecek. Ondan söylemeyeyim şimdi sürpriz adı üzerinde. Ama harika bir sürprizimiz daha gelecek. Ama bunun haricinde sizler zaten benden hocalarımızdan videoyu dinledikten sonra kendiniz zaten soru çözüyorsunuz. Kendiniz gayret göstermeniz lazım. Karekodda soru çözümünü izleseniz bile kendiniz anlamanız gerekiyor. O yüzden bireysel olarak çalışmaya kendinizi alıştırmanız lazım. Yani biz de bunun için sizlere uzaktan eğitim programı hazırladık. İçerisine mükemmel bir LGS deneme sınavı koyduk. Tamamen beceri temelli yeni sorulardan oluşan ve Eylül-Ekim ayında işlediğiniz konulardan oluşan bir deneme sınavı koyduk. Bu soruları da çözeceksiniz ve burada gün gün sizlere pazartesi, salı, çarşamba, matematik bitirmeniz gereken konuyu EBA dersine, canlı derse, tonguç dersinde yapmanız gerekenleri ve ödevleri tek tek yazdık. Sadece bunları yapıp vazifenizi yapıp ben vazifemi yaptım bundan sonra sana tevekkül ediyorum demeniz bile size mükemmel bir başarı getirecektir Yusuf Taala'a. Hiç endişelenmenize gerek yok. Sizler çalışın, tevekkül edin, görevinizi yapın, ondan sonra bakacaksınız oh be halledebiliyorum, kazanabiliyorum diyeceksiniz. Günün kaynağına baktığımızda kota konu taramalarını görüyoruz. Burada da e, kotalara böldük. Yani e, belli bir şekilde karekök ifadeleri, tam kare sayılar ve kareköklü Sadece bunlardan oluşan bir kota. Ardından ne geliyor mesela? Tam kare olmayan sayıların kare kökünü tahmin etme ve A kök B gösterim. Bunlarla alakalı bir kota. Bu kotadaki soruların birçoğu gerçekten 2020 LGS'de öğrencinin karşısına birebir geldi. 2021 LGS'de de sizleri bunlar bekliyor arkadaşlar. Tabii 2020 LGS konuların yarısı vardı. Şimdi konuların tamamı var. O yüzden sıkı sıkıya çalışmanız lazım. Hadi bakalım. Ee, aynı zamanda Beşiktaş, Sakıp Sabancı Anadolu Sesi de temizleniyor şu anda. Güzel güzel pırıl pırıl yapılıyor. Sizleri bekleyecek. İnşallah virüs gittiği zaman sizler de çalışıp iyi ki o zaman sıkı sıkıya çalıştım dışarıda çıkıp gezmek yerine ülkemin insanlarını korumak adına evde oturdum ve ülkemin geleceğini kurtarıp ileride iyi bir doktor olmak, iyi bir mühendis olmak, iyi bir öğretmen olmak, iyi bir asker olmak ya da iyi bir işte avukat olmak fark etmez. İyi bir insan olmak için derslerime sıkı sıkıya çalıştım. Ülkemde tüm dünyada virüsten kurtuldu çünkü ben pandemiyi yaymadım. Aynı zamanda sağlığıma, sıhhatime dikkat edip derslerimde çalıştım. Şimdi artık daha iyi gelecek için daha güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğim diyeceksiniz. O yüzden sıkı sıkıya çalışın. Şu anda dünyanın kaderini kurtaracak olan kimler? Virüsün aşısını bulmaya çalışan bilim insanları. Bilim insanları ne yapıyor? Ders çalıştı. Ders çalışmaya devam ediyor. O zaman sizler de yaptığınız o çalışmaların sadece kendiniz için değil tüm insanlık için ileride faydalı olabileceğini unutmayın. Hadi bakalım iyi çalışmalar arkadaşlar. <laughs>